Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haberlerle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aksaray'a geliyor. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 2 Haziran Cumartesi günü Aksaray'a gelerek halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleyeceği mitinge tüm Aksaray halkını davet ediyor. 24 Haziran seçimleri kapsamında Aksaray'a gelerek halka hitap edecek olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Haziran Cumartesi günü saat 17'de 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda miting düzenleyecek. Ortak bir açıklamayla AK Parti İl Teşkilatı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı mitinge tüm Aksaraylıları davet eden AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mitinge tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman ilgi ve teveccüh gösteren vatandaşlarımızı bir kez daha Cumhurbaşkanımızla buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz. 2 Haziran'da muhteşem bir miting gerçekleştireceğiz. Meydanları dolduracağız ve tarih yazacağız. Tüm vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamaya ve misafir etmeye davet ediyoruz ifadelerine yer verdiler. İHA İnsani Yardım Vakfı ve İslam İşbirliği Teşkilatı onayıyla 5 yıldır 57 İslam ülkesinde her Ramazan ayının 15. gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Aksaray Belediyesi yetim çocukları Luna Park'ta eğlendirdi. Daha sonra akşam birlikte iftar açtı. Aksaray Belediyesi, Aksaray İHA İnsani Yardım Derneği İşbirliği ile Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bir ilki gerçekleştirerek yetim çocukları Luna Park'a götürerek gönüllerince eğlenmelerini sağladı. Bugün 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü. 57 İslam ülkesinde an itibariyle yetim çocuklarımızın eğlendiği, hatırlandığı, onlara değer verildiğini hissettirdiğimiz bir gün. Gün içerisinde birçok etkinlik yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Aksaray Belediye'mizin sponsorluğunda Luna Park eğlencesi. Eğlenceden sonra yine belediye sponsorluğunda iftar programı olacak. Biz Aksaray İHA İnsan Yardım Derneği olarak il genelinde, ilçeler, köyler dahil olmak üzere 800'e yakın yetim çocuğumuzla ilgileniyoruz. Bu çocuklarımızı kötü emellerin hedefinden, tuzağından kurtaracak şekilde sürekli meşgul ediyoruz. Şer odaklarının tuzağına düşmemeleri için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bağlamda yıl boyunca 45 gönüllümüz aktif bir şekilde çocuklarımıza ilgileniyorlar. Aynı zamanda annelerine yönelik kurslarımız var. Sürekli bir faaliyet halindeyiz. Bugün de yılda bir kez hep beraber burada buluşuyoruz. Anneler de eğleniyorlar, çocuklar da eğleniyorlar. Onların mutluluğu bizlere bir ayrı mutluluk veriyor. Onların duası bizim için çok çok kıymetli. Devletimizin tüm kurumları bu çalışmamızda her türlü desteği sağlıyorlar. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çocuklar ve gençlerin her zaman yanında olan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 2014 yılında alınan kararla 57 İslam ülkesinde kutlanmaya başlayan Dünya Yetimler Günü'nde yetim çocuklar ve ailelerine çeşitli programlar düzenledi. Yetim çocuklar ve aileleri gündüz Luna Park'ta eğlendi. Akşam onurlarına düzenlenen iftar yemeğinde Vali Aykut Pekmez, AK Parti Milletvekili Mustafa Serden geçti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve il protokolü üyeleriyle birlikte iftar açtılar. İftar yemeğinde yetim çocuklar Aksaray İHA İnsani Yardım Derneği adına Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya hediye takdim ederek teşekkür ettiler. Bugüne kadar her zaman yanımızda oldunuz, destek oldunuz. Sizlerin destekleriyle hiç yalnız kalmadık. Bunun için size, buradaki bütün arkadaşlarım adına şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca bu anlamlı programda aynı sofranın etrafında bir araya geldiğinizde sizlerle çok daha mutlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'daki tüm yetim çocuklarımıza özel bir gün hazırlayarak Dünya Yetimler Günü'nde bir nebze olsun onların yüzünü güldürmek için çalışıyoruz.
Biz çocuklarımıza sadece bugün değil her zaman sahip çıkıyoruz ve onların yanında olmaya devam ediyoruz dedi. Bugün Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan'ın bereketi, mutluluğu, huzuru şu anda hepimizin arasında. Allah'ım inşallah Ramazan ayından sonra da bu huzuru, mutluluğu, bereketi daim eylesin. Hep bu güzelliklerin içerisinde bulunalım. Tabii Ramazan ayında birçok iftarımız oluyor ama benim en çok önemsediğim, en çok değer verdiğim iftarlardan bir tanesi de burada sizlerle beraber yaptığımız iftar. Çünkü bu iftar gerçekten de Ramazan ayının güzelliğini ve uhreviyetini tam anlamıyla gösteriyor, tam anlamıyla bizlere iletiyor. Tabii burada kıymetli vekilim, değerli valim daha güzel ifadelerle bugünün önlemini anlatacaklar. Bizler göreve geldiğimizden beri İHA ile beraber, değerli başkanımla beraber Ramazan ayının 15'inde birlikte böyle bir program hazırlıyoruz, yapıyoruz. Öncesinde çocuklarımızla beraber Lunapark'ta eğleniyorlar. Ardından buradaki programlar ve zaman içerisinde yapılan değerlendirmeler. Ama burada şunu özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum ki bizler hem Sayın Valimizin kıymetli eşleri hem de değerli eşim çocuklarımıza bizlerden daha güzel baktıklarını ve onların her türlü programlarında her zaman yanında olduklarını söylemek istiyorum. Onlara özel teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bunu hak ediyorlar. Bizlerin yardımcısı oluyorlar bu noktada da. Burada değerli sosyal işlerden sorumlu müdürümüz de var. O da sağ olsun çocuklarımıza bir baba şefkati gösteriyor. Tabii yetimin esas koruyucusu, kollayıcısı Allah. Bizler de bu emaneti en güzel şekilde değerlendirmek ve en iyi şekilde hizmet etmek için varız. Bizler sizlerin emrinizdeyiz. Biz biliyoruz ki sizlere hizmet etmek aslında peygamberimize hizmet etmektir. AK Parti Milletvekili Mustafa Serden Geçti ise gecenin en duygusal konuşmasını yaparak kendisinin de bir yetim olduğunu söyledi. Yetimlere sahip çıkılmasının önemine değindi. Bu Dünya Yetimler Günü'nün bütün yemeklerine katılmayı kendime bir görev saydım. Çünkü ben de bir yetimim. Daha önceki toplantılarda da söylemiştim. 5 yaşında yetim kalmış bir kardeşiniz olarak aranızdayım şu anda. Bütün sizin yaşadığınız sıkıntıların hepsini kendim bizzat yaşamışımdır. Şimdi şunu anlatmak istiyorum sadece. Bütün dünya ve kainat sevgi üzerine yaratılmış. Cenab-ı Allah aşk ile yaratmış dünyayı, insanı. Nur-u Muhammed'i aşık olarak yaratmış. Aldığımız her nefes, yediğimiz her yemek, yaşadığımız her dakika Muhammed aşkına Allah'ın bize bir lütfu. Aşk ve sevgi bu kainatın özünü oluşturuyor. Şimdi bizler kendi vücudumuzda, bünyemizde hakkal yakin çocuklara ve küçüklere merhameti, onlara sevgiyi hakkal yakin hissediyoruz. Nasıl hissediyoruz? Kendi yavrularımız için canımızı bile feda edebilecek kadar çok seviyoruz yavruları, çocukları. Çocukları sevmeyen insanın kalbinde bir maraz vardır, bir hastalık vardır. Ve böyle marazlı insanlar da Allah'tan toplumda azdır. İftar yemeğinde çocuklar sürpriz hediyelerle sevindi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ev sahipliğinde verilen ve 7'den 70'e herkesin ağırlandığı mahalle iftarlarında eski Ramazanların güzellikleri bir kez daha gözler önüne serilirken Aksaray Belediyesi Beyaz Masa Birimi ekipleri iftar yapılan sokaklarda vatandaşların istek ve taleplerini kayıt altına alıyor. Kayıt altına alınan istek ve talepler ilgili birimlere bildirilerek çözüme kavuşması sağlanıyor. Aksaray Belediye Başkanlık Binası'nın giriş katında faaliyet gösteren Beyaz Masa Birimi gün boyu mesaisini vatandaşları karşılamaya, sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye ayırırken Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel mahalle iftarları programında belediye ve vatandaş arasında köprü vazifesi görüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı sonucu kurulan Aksaray Belediyesi Beyaz Masa Birimi Ramazan ayı çerçevesinde yapmış olduğu çalışmalarla vatandaşların takdirini topluyor. Ramazan ayında iftar öncesi ve sonrasında belediyenin iftar yemeği verdiği mahallelerde vatandaşlara hizmet veren Beyaz Masa ekipleri sorunları dinleyerek çözüm olmaya çalışıyor. Kayıt altına alınan talep ve istekler ilgili birimlere bildirilerek çözüme kavuşması sağlanıyor.
TRT Çocuk ekranlarının en çok izlenen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın ekibi Rafadan Tayfa Sağlıklı Tayfa adlı müzikali Aksaray'da çocuklar için sahneledi. Sağlık Bakanlığı'nca da desteklenen gösteride çocuklar gönüllerince eğlendi. Bir saniye. İkinci kelime tayfa, ilk kelime biziz. Sağlık Bakanlığı'nın katkısıyla çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa müzikali 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda çocuklarla buluştu. Yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte bu müzikalle tebessüm etti. Sağlıklı Tayfa! Sağlığın geliştirilmesi genel müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa kurgusuyla çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen obezite ile mücadele kapsamında çocukları sağlıklı yaşama özendirme temalı, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik konularında farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü açtığı standta tüm çocuklara şapka, diş fırçası, diş macunu, balon, kalem seti ve konuyla ilgili broşürlerden oluşan hediye paketleri dağıttı. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Yeni günde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.